Sayın Dekanım, saygıdeğer hocalarım ve değerli arkadaşlar, Düzce Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Egemenlik adlı programa hepiniz hoş geldiniz. Programın akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, doktor öğrencisi Hüseyin Kab hocamızın konuşması, video gösterimi, doçent doktor Esma Turun Çelik hocamızın konuşması, teşekkür belgesi takdimi, programın sona ermesi. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları ve vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna, akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Uygulanmayacak fikirleri nazari bir takım teferruatı yaldızlayarak bir kitap yazabilirdik. Öyle yapmadık. Milletin maddi ve manevi yenileşme ve gelişmesi yolunda yaptığımız işlerle söz ve nazariyattan önce davranmayı tercih ettik. Bununla beraber egemenlik milletindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haricinde hiçbir makam milli mukadderata hakim olamaz. Doktor öğrencisi Hüseyin Kab hocamızın konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Dekan Yardımcım, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanım, Sayın Hocalarım, Konuk Öğretim Görevlimiz Seva Hocamız, Esma Hocamız ve misafirlerimiz, hoş geldiniz. Heyecanlıyım, dilatmasını olaklasın. Öncelikle bana bu güzide konuklar karşısında bu konuşmayı yapma fırsatı verdiği için üniversitemize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Dünyanın değişik coğrafyalarında, değişik sosyolojik katmanlardan geçerek, siyasal süreçlerden geçerek günümüze gelen dünya insanlığını
ve demokrasi anlayışını Türk demokrasi ve egemenlik anlayışıyla birebir aynı kıstaslara dayanarak değerlendirmeyi tarihçilerimiz çok da doğru bulmuyor. Çünkü farklı aşamalardan geçerek bugünkü duruma gelmiş bulunmaktayız. Türklerde egemenlik anlayışı deyince şöyle bir milattan önce 209 yıllara kadar gidecek olursak Mete Han'a kadar. Mete Han'dan 1920 yılının 23 Nisan'da Mustafa Kemal Atatürk'ün bir cuma günü meclisi açması ve egemenliğin Türk milletine kayıtsız şartsız ait olduğu fikrini bütün millete kürsüden haykırmasına kadar geçen sürece baktığımızda çok zorlu aşamalardan geçtik. Egemenliğin basit tanımını yapacak olursak, iktidar etmek, hükmetmek, hakim unsur olarak çoğunluğu yönetmek demektir. Arapça tabiriyle, açıklamasıyla ise hakimiyet manasına gelmekte. Latince kökende ise Yunanca hegemonya, hegemon, hegemonik yapılarından evrilmiştir. Türklerin İslamiyet'ten önceki egemenlik anlayışının anlamada öne çıkan kaynakların başında Türk mitolojisi ve 8. yüzyılın ilk yarısında 820-25, 832, 732 ve 735 yıllarında yani 8. yüzyılın ilk yarısında dikilen bugünkü Moğolistan sınırlarındaki Göktürk kitabelerini anmadan ve kanlarımızın sesine kulak vermeden geçmek yanlış olur. Eski Türklerdeki egemenlik anlayışı ortaya koyması açısından Orhun yazıtlarına bakıldığında egemenliğin Gök Tanrı tarafından Hakanlara, Kağanlara, yönetici kesime verildiğini görmekteyiz. Buna Türk tarihinde kut anlayışı denir. Kut anlayışı hakimiyetin Tanrı tarafından hanedan sülalesine verildiği düşünüldüğü için halk tarafından sorgusuz, sualsiz Hakan ve sülalesine tabi olmayı gerektirir. Tabii bu kut anlayışına bakıldığında kutu uygulayan hanedan ve sülalesine sorumsuzluk ilkesini getirdiğini de söyleyemeyiz. Töre denen yazılı olmayan hukuk kuralları bu kutun hanedan tarafından nasıl yönetileceği, kullanılacağı ve egemen olunacağını sınırlayan özellikler taşımaktadır. Biliyoruz ki eski Türklerde kurultay adı altında boy beylerinin, komşu beyliklerin, komşu ülkelerin yöneticilerinin, hakanın ve hatunun, kan ve hatunun, bugünkü söyleyişte han ve hatunun yöneticiliğinde devlet işlerini, savaş, barış ve çeşitli sosyolojik toplumsal konuları görüşüp karar verdikleri bir meclisten de bahsetmemiz lazım. Bartok diyor ki, eski Türklerde töreye uygun davranmayan han, hanedanın yetkileri, boy beyleri tarafından kurultay kararıyla elinden alınabilmekte ve hanlık, han sülalesinden gelen başka bir beye geçmektedir. Bu nedenle Türklerin dünya milletlerinden çok önce nedir? Demokratik bir anlayışa geçtiğini savunabiliriz demektedir. İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinden ilk yazılı kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre Göktürk yazıtlarında kut anlayışı şöyle dile getirilir. Tengriler olmuş Türk bilge kağan bu ötke olurtum. Tanrı gibi gökte olmuş, gökten gelmiş Türk bilge kağanı bu zamanda tahta oturdum. Yani Göktürklerde, devamında Uygurlarda, devamında Selçuklu ve Osmanlılarda egemenlik kut anlayışının devamında İslam'la birlikte evrimleşerek törenin sınırlayıcı kuralları İslam'ın getirmiş olduğu şer'i kurallarla benzer bir şekilde örtüşerek Hakan'ı, devleti, milleti yönetmekte çeşitli açılardan sınırlandırmış ve halkını açları doyurması, çıplakları giydirmesi ve milletine adaletle hükmetmesi konusunda belirli sınırlar içerisine hapsetmiştir. Hiçbir zaman,
Türk tarihinde yönetici kesime, yöneticilere sınırsız, sorumsuz bir anlayış verilmemiştir. Mitolojilerde geçen, destanlarda geçen, gökten gelen bir ışık, iki nehrin arasında bir ağaca düşer ve ağaç 9 ay 10 gün sonra bir çocuk doğurur. Çocuklar doğurur. Ve bu çocuklar Türk tarihinde Türklere hükmedecek, egemen olacak Han sülalesini oluşturur. Yani Türklerde egemenlik anlayışını nedir? Yazılı olmayan sözel kültürümüzde, destanlarda bulmak da mümkündür. Hunlarda, Göktürklerde Tanrı yavruluk adı olarak yansımış olan ve iktidarın Göktürk tarafından verildiği kabul gören bu destanlarda da karşımıza apaçık bir görüş olarak çıkmaktadır. Görüldüğü gibi Türklerin Müslüman olmasına kadar egemenliğin kut anlayışı çerçevesinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Eski Türklerde Kaan olma özelliğinde birisinin olmaması veyahut da mevcut Kaan'ın yönetimde başarısızlıklar göstermesi biraz önce de ifade ettiğimiz gibi boy beylerinin kurultayda töreleri öne sürerek Hakan'ı, yöneticiyi, egemeni koltuğundan edip yerine nedir? Daha iyi yönetecek bir hükümdarı Kaan'ı getirmeye görmüştür. Bunun bir örneğini Kabakan Kaan'ın yerine geçen İnal Kaan'ın toyda, kurultayda töreye uygun davranmadığı, halkını iyi yönetemediği ve töre oluşturmadığı için kanlıktan indirilmesi, azledilmesi olarak örnek gösterebiliriz. Türk töresinde, Türk geleneğinde biraz önce de ifade ettiğimiz gibi sözlü kuralların büyük bir önemi vardır. İktidardaki hanedanın egemenliği kutsal kabul edilmekle birlikte kanlar bu kutsallığı kendi şahıslarında münderiç edemezler. Kendi şahısları bir kutsallık affetmez. Türklerin Müslüman olmasından sonra Türk tarihinde yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde Türkler yeni inanç ve uygarlık ile karşı karşıya kalmıştır. Bu yeni inanç ve uygarlığın kaynaklarına göre egemenlik Tanrı'ya aittir. Ve yöneticilerin hiçbir kutsal yönü yoktur. Lakin görülmektedir ki İslam'la birlikte değişen egemenlik anlayışı yöneticiler tarafından ilk Türkistan devleti olan Karahanlılar'da baktığımız zaman siyasetnamelere ve kutadgubiliğe gene bir şekliyle kuta egemenliğin yönetici erkin Tanrı tarafından yöneticilere verildiğine dair bilgilere ulaşmaktayız. Kutadgubilik'te Yusuf Has Hacip bunu açık ve net olarak dile getirmektedir. Yusuf Has Hacip'in biraz önce zikrettiğim Kutadgubilik eserinde Tanrı ve iktidar arasında net bir ilişki kurularak hükümdar ile hükümdar ailesinin kutsal olduğu belirtilmektedir. Egemenliğin tanrısal kaynaklı olduğu ve iktidarın beylere Tanrı tarafından verildiği defaten zikredilmektedir. Lakin bu Tanrı tarafından verilen egemenlik anlayışının da gene kutatlı birlikte belirtilen ifadesiyle hükümdar bilgili olacak. Hükümdar adaletli olacak. Hükümdar her açıdan egemen olduğu topluluğu yönetebilecek çeşitli yönleriyle onu kavrayabilecek bir yetkinlikte olacaktır. Anlayışı gözler önüne serilmektedir. İktidarı elinde tutan hanedanın ve onun temsilcisi olan hükümdarın Selçuklular döneminde, Büyük Selçuklular devamında Anadolu Selçukluları döneminde ve Anadolu Selçukluların dağılmasıyla birlikte Anadolu Beylikleri döneminde de bir şekilde egemenliğin gök tanrıya, bir şekilde egemenliğin İslam diniyle birlikte Tanrı'ya, Allah'a dayandırıldığını net bir şekilde görmekteyiz. Bu şekilde egemen kesim kendi egemenliğini meşrulaştırmaya ve hakim kılmaya çalışmıştır. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Kocaeli Üniversitesi'nden şu an bizlere konuşma yapmak üzere gelen
Doçent Doktor Sema hocama Osmanlı'dan günümüze Cumhuriyet ve egemenlik anlayışı adlı konuşmasını yapmak için asıl sahibine mikrofonu teslim ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi ile alakalı bir video gösterimiz olacaktır. Merdivenlerini çıkar. 27 Aralık 1919'da istasyon yönünden Benz otomobille Ankara'ya gelmesinden bu yana 4 aydan kısa bir süre geçmiştir. Kırmızı beyaz kurdeleler bağlanmış kapıya yaklaşır. Eline verilen bir makasla kurdeleleri keser. Yanındaki milletvekilleri de meclise ilk adımı atar. Tarih 23 Nisan 1920'dir. Ankara baharı yaşamaktadır. Ankara ve çevresinden gelen halk en iyi giysileriyle sabahın erken saatlerinden başlayarak sokakları, meydanları doldurmuştu çoktan. Mustafa Kemal tüm yurda Ankara'da olağanüstü yetkili bir meclisin toplanacağını duyurmuştu 19 Mart 1920'de. Bütün sivil, askeri makamların ve milletin buyruk alacağı en yüce yer meclis olacaktı bundan böyle. Meclis, milletin işlerini yürütecek ve denetleyecekti. Milletvekili seçilecek kişiler yasal hükümlere uyacaklardı. Meclis açılma kararı ile birlikte Ankara birdenbire büyük bir göç trafiğinin içinde bulur kendini. Ankara'ya gelenleri öncelikle barınma sorunu bekliyordu. Kalınabilecek doğru dürüst bir oda bulabilmek ayrı zor. Mustafa Kemal çalışma yerini şehre 6 kilometre uzaklıktaki ziraat mektebine taşımıştı. Henüz ortada Büyük Millet Meclisi'nin çalışabileceği bir yer yoktu. Meclis için büyük ve donanımlı bir bina gerekliydi. Sonunda şimdiki Ulus Meydanı'nda büyükçe bir bina bulunur. Bu, İttihat ve Terakki Fırkası için yapımına başlanıp bitirilmeden bırakılmış olan binadır. Sayısız uygarlığın gelip geçtiği, izler bıraktığı Ankara'daki kiremitleri bile döşenmemiş binanın bir an önce tamamlanması için kollar sıvanır. Ulucanlar'daki ilkokul inşaatından getirilenler yetmez. Ankaralılar kendi evlerinin çatılarındaki kiremitleri de taşıyıp getirirler. Mimar Hasip Bey tarafından yapımına başlanılmış bina sonunda yeniden düzenlenerek açılışa hazır hale getirilir. İngilizlerin İstanbul'u işgali üzerinden 5 hafta kadar bir zaman geçmiştir. Mustafa Kemal'e göre 20. yüzyıl uygarlığının kutsal saydığı bütün ilkelere indirilmiş bir yumruktur İstanbul'un işgali. Meclis, dikdörtgen biçiminde uzun, balkonlu bir salonda toplanır ilk kez. Milletvekilleri civarlı sıralarda yerlerini almışlardı. Salonda başkan ve katipler için yüksekçe bir kürsü kurulmuştu. Milletvekilleri başlarındaki fesleriyle, sarıklarıyla ve kalpaklarıyla kahverengi sıralara oturmuşlardı. Elektrik olmadığı için yakındaki bir kahveden ödünç alınmış tek bir gaz lambasının zayıf ışığıyla getirmek zorundaydılar. Meclis hazırdı. Bu kurul Türkiye'de Büyük Millet Meclisi adını alacaktı. Bu
Mustafa Kemal'le yakın arkadaşları arasında günler ve geceler boyu süren yorucu tartışmalar sonucunda bu noktaya gelinebilmişti nihayet. İlk oturumda hazır bulunan 115 milletvekili heyecanla açılışı bekliyorlardı. Dar dinleyici locaları ve merdivenleri tümüyle doldurmuştu bu tarihi anı kaçırmak istemeyen izleyiciler. Katipler konuşma kürsüsünün önünde yüzleri milletvekillerine dönük olarak yerlerini almışlardı. Takvimler 23 Nisan 1920'yi göstermektedir. Günlerden Cuma'dır. Meclisin en yaşlı üyesi, geçici başkan Sinop milletvekili 75 yaşındaki Şerif Bey kürsüye çıkar. Açılış konuşmasının daha ilk cümlelerinde İstanbul'un işgal edildiğini söyler meclis kürsüsünden ve şöyle devam eder. Dahili ve harici tam bir istiklal içinde mukadderatını bizzat deruhte ve idare etmeye başladığını bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum. Mustafa Kemal Paşa'nın genç bir yüzbaşıyken düşündüğü yeni bir Türk devleti düşüncesi de hayata geçiyordu meclisin açılışıyla birlikte. Artık meclis kurulmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 1 Mart 1921 tarihli konuşmasında dava arkadaşlarına şu şekilde seslenir. Sayın arkadaşlarım, bütün bir millet ölümle göz göze baktığımız ateşkes günlerinden başlayarak bugüne kadar aldığımız yolu atlattığımız sayısız günlerinden başlayarak güçlüğü bir kez daha birlikte hatırlayalım. Ne zaman başladığı bilinmeyen güçlüğü bir kez daha bağımsızlık şerefiyle yaşayan milletimiz en kötü bir sona ölümle gidiyor gibi görünmüş iken tutsaklığa karşı evladını ayaklanmaya çağıran atalarımızın sesi kalplerimizde yükselerek bizi son kurtuluş savaşına yöneltti. Artık ümitsizlik, usaç günleri çok uzaklarda kaldı. Memleket kurtuluşu gerçek yolu göstermiş ve bütün milleti kendi bağımsızlık bayrağı altında toplamış olan Yüce Meclisimizin ikinci yasama yılına girerken ben ufkumuzda açığa çıkmaya başlayan ışıkların bu kadar felaket görmüş olan mutsuz vatanımızda iyi bir sabah olmasına dua ediyorum. Doçent Doktor Esma Torun Çelik hocamızı konuşmasını sunmak üzere sahneye davet ediyorum. Sevgili arkadaşlar, öncelikle Düz Üniversitesi'nde bulunmamın ve sizlerle birlikte olmanın keyfi benim için çok önemli ve onur verici. Her şeyden önce sizleri ve hocalarımı saygı ve sevgiyle selamlamak istiyorum. 23 Nisan 1920. Şimdi biraz önce Hüseyin kardeşime çok teşekkür ederim. Aslında çok güzel, heyecanlı ama çok güzel bir konuşmaydı bence. Şöyle söyleyeyim. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ben ilk konferansımı yapmıştım. O çok şimdi tekrar ekranlarda görünce o heyecanı tekrar yaşadım. Henüz yeni asistan olmuştum. Ve birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o kürsülerdeydi. Biz sonradan konferans verirken inanılmaz heyecan yaşamıştık. O günü yaşayanlar eminim çok daha büyük heyecanla ve çok daha büyük şevkle ve yapmış oldukları işin ne kadar büyük bir şey olduğunu, bizler açısından ne kadar önemli olduğunu yıllar geçtikçe çok daha iyi anlıyoruz. Yine Hüseyin hocamın bir konuşması, aslında benim konuşmama demin hazırladı doğrusunu isterseniz. En başında bir şey de belirtmek istiyorum. Aslında Mustafa Kemal'in esin kaynağı diye baktığınızda, ilkelerin esin kaynağı diye baktığınızda çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki gerek demokrasi, gerek egemenlik, gerek kadın hakları, gerekse diğer ilkeler nazarında esin kaynağının eski Türk toplumu olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle 2. Meşrutiyet döneminde Ziya Gökalp farklı konularda da olsa bunları
sıklıkla gündeme getiriyor. İlk defa Türk tarihiyle ilgili çalışmaların yoğun yapıldığı bir dönemde Türklerin farklı özellikleri, en başta da herhalde hem laiklik hem kadın hakları konusunda tarihimizdeki örnekten yola çıkarak sonraki gelişmeleri hazırladığını söylememiz gerekiyor. Aslında egemenlik anlayışı için de aynı şekilde. Başında hocamın belirttiği gibi Osmanlı Devleti kuruluş süreci içerisinde eski Türk geleneğini 2-3 padişah hemen hemen uyguluyor. Hatta belki bu süreci Fatih'e kadar, Fatih Sultan Mehmet'e kadar götürmek lazım. Ama Osmanlı padişahında egemenlik anlayışına baktığımızda Osmanlı padişahı eşitler arasında birincidir aslında. Diğer boy beyleriyle beraber Osmanlı padişahları sarayda birlikte yemek yerler. Dolayısıyla bu uygulama Fatih dönemine kadar devam edecektir. Ama hanedanın ortaya çıkması, daha doğrusu yönetimin tek sahibi olarak Osmanlı hanedanının kılınması hemen hemen 1. Murat döneminde başlayacak ve bu tarihten itibaren devlet de ülkede hanedan malı olarak ifade edilecektir. Ve daha sonraki değişimde biliyorsunuz taht değişimine bakıldığı zaman da yine esasen eski Türk geleneğinin bir hayli başlarda etkin olduğunu görüyoruz. Aslında Tanrı'dan put alma geleneği bu kez Osmanlı Padişahı'nın özellikle hilafetle beraber de Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak değerlendirilmeye başlayacaktır. Esasen eski Türk geleneğinin bir başka İslami versiyonu şeklinde devamından ibaret olacaktır. Osmanlı Devleti'nin 1299 ve bazı tarihçilere göre 1301-1302 kuruluş tarihinden 1877'ye kadar olan dönemine mutlak monarşi dediğimiz bir süreç söz konusudur. Nedir mutlak monarşi diye baktığımızda, hanedanın en genel anlamda farklı, biraz önce belirttiğim, evet, güçlü olan tahta çıkacaktır. Özellikle Fatih dönemine kadar bu zaman zaman taht kavgalarına neden olacak ki Fetret devrine neden olacaktır, ama genel anlamda baktığımızda bu mücadele en güçlünün tahta çıkmasıyla sonuçlanacaktır. Dolayısıyla 600 yıllık Osmanlı tarihine baktığınızda ilk 300 yılında 10 padişah, son 300 yılında 26 padişah tahta çıkacaktır. Bu da Osmanlı Devleti'nin ilk dönemi itibariyle güçlü olanın tahta çıkmasının, devletin güçlenmesi, kısa zamanda sınırlarının gelişmesi ve iyi sistemin oluşması bakımından son derece önemlidir. Öyle ki Osmanlı Devleti'nin kurmuş olduğu dairesel döngü içerisinde her şeyden önce adil yönetim son derece önemlidir. Eğer halk adil biçimde yönetilirse, refah içinde olursa bir kere çok vergi verir. Çok vergi vermek demek hazinenin dolması demek. Hazinenin dolu olması güçlü bir devlet, güçlü bir ekonomi demek. Güçlü bir ekonomi çok sayıda asker, yani güçlü bir ordu anlamına geliyor. Güçlü ordu yeni fetihler demek. Yeni fetihler, yeni ganimetler, yeni topraklar, yeni vergiler demektir. Dolayısıyla Osmanlı'nın bu klasik dönemindeki bu döngü çok iyi işlediği için Osmanlı çok kısa bir zamanda sınırlarını 3 kıtaya birden yayarak dünyanın en büyük imparatorluğundan birisini kuruyorlar. Bu dönemde Fatih Sultan Mehmet özellikle dedesinin, tabii Çelebi Mehmet'in iktidar mücadelesinden de yola çıkarak taht değişiminde, yani babadan oğula geçişte yeni bir yöntem olarak kardeş katlini kanuna bağladığını görüyoruz. İlk etapta iyi bir sistem gibi gözüküyor. En azından taht kavgaları önlenmiş deniyor. Ama bunun yarattığı gelişmeler sonrasında Osmanlı'da ciddi anlamda iktidar zafiyetlerine sonuçlanacaktır. Çünkü tahta çıkan, ilk olarak tahta çıkan kimse diğer kardeşlerini katletme hakkına sahip olduğu için bu anlamda bir ilk etapta eğer herhangi bir şekilde tahta çıkanın çocuğu söz konusu değilse veya küçükse, herhangi bir ölümü durumunda küçük yaşta tahta çıkan padişahları görüyoruz. Aslında devleti güçlendirmek adına yapılan bu uygulama bir süre sonrasında devlet yönetiminde zafiyetle sonuçlanacaktır. Kardeş katli uygulamasının bir başka yanlış, daha doğrusu olumsuz sonuçlarından birisi de
Tabii İstanbul'a yakın olmak isteyecekler. Çünkü herhangi bir şekilde padişahın ölümü durumunda ilk gelip de padişah olduğunu ilan ettiren, ki belli güç odaklarıyla da ilişki içinde olması gerekiyor. Dolayısıyla diğerlerini ortadan kaldırabiliyor. O nedenle padişah olmadan önce şehzadelerin sancaklara giderek devlet yönetimi konusunda ciddi bir ön tecrübe kazanmaları uygulaması da giderek azalmış olacaktır. Tabii 16. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa'da müthiş değişimler yaşanıyor. Osmanlı Devleti'nin bu değişimler karşısında herhangi bir öğrenme çabası ya da olduğu konusunda da yeterince bilgili olmaması ya da kendi gücüne aşırı güvenmesinden dolayı Avrupa'daki değişimleri fark etmeyecek ve Avrupa'da bilim teknolojideki değişme silah üretiminde, silah teknolojisinde ciddi değişimleri getirecektir. Özellikle Amerika'nın keşfi Osmanlı'da ilk defa enflasyon sürecinin yaşanmasıyla ekonomik sorunların başlangıç noktası oluşacaktır. Bu dönemde 1. Ahmet egemenlik anlayışındaki kardeş katli uygulamasına son vererek 1601'den itibaren Ekber ve Erşed sisteminin uygulandığını görüyoruz. Yani hanedanın en yaşlı üyesinin, ki akıl sağlığı da yerinde olması koşulu zaten, en yaşlı, en bilgili üyesinin tahta çıkması koşulu getiriliyor. Bu tarihten 1922 tarihine kadar bu usulün geçerli olduğunu görüyoruz. Osmanlı Devleti'ndeki hakimiyet anlayışında padişah mutlak egemen, o yüzden mutlak monarşi diyoruz. Padişahın otoritesi karşısında, evet sadrazam da padişahtan sonra çok güçlü bir, özellikle Fatih Sultan Mehmet sadrazama önemli yetkiler verecek. Ama padişahın karşısında sadrazamın hiçbir yetkisi yoktur. Bu noktada Fatih Sultan Mehmet döneminde Türkleri, özellikle Çandarlı Halil'in Bizans İmparatoru'yla işbirliği yaptığı gerekçesiyle ortadan kaldırılması başka bir sonucu daha getirecektir. Türkler de yönetimden dışlanmaya başlayacak. Artık Osmanlı Devleti bir imparatorluktur. Cihan Şumul bir imparatorluktur ve esas noktası İstanbul'un fethiyle Doğu Roma'nın da valisi olarak kendini sayacaktır. Bu tarihten itibaren sadrazamların genellikle devşirme olduklarını görüyoruz. Bu uygulama 100 yılın, daha doğrusu 19. yüzyılın sonlarına kadar gelecektir. Tabii Türklerin yönetimden dışlanması farklı sonuçları, farklı toplumsal olaylara zemin hazırlayacaktır. Celali isyanlarını gösterebiliriz bu noktada, önemli etkenlerden biri. Yavuz Sultan Selim'in Şah İsmail'le olan mücadelesinden etkilenen çok ciddi sayıda Türkmen grupları söz konusu olacaktır. Ama bu olaylar tabii daha da uzun konular. O yüzden biz biraz daha egemenlik anlayışından baktığımızda 100 yılın acaba Osmanlı'nın sonuna kadar egemenlik anlayışında mutlak monarşiden bir değişim olmuş mudur? Biz ulusal egemenlik sürecine gelirken belli bir aşamada, belli bir deneyimlerden mi geçerek geliyoruz, yoksa 25 Nisan 1920'de birdenbire meclisin açılmasıyla mı bu süreç başlıyor? En başında söylemek gerekirse bu bir aşama, bu deneyim aşaması. Hiçbir şey zaten birdenbire olması mümkün değildir. Tarihsel anlamda devrim sürecinin oluşum koşullarına baktığınızda bunu 19. yüzyılın sonlarından itibaren aramanız gerekiyor. 19. yüzyılın sonlarına gelindiği zaman Osmanlı Devleti Batı karşısındaki çöküşünü giderek duraklama sürecinin ve ekonomik, siyasi, sosyal çöküşünü önlemek adına bir takım çareler aramaya girişir. Biz demokrasi tarihini anlatırken 1808 senedi ittifaktan başlarız. Aslında bu anlamda baktığınız zaman Batı tarzında senedi ittifak bir Magna Carta gibi de değildir. Ama niye önemsiyoruz biz bu olayı? İlk defa Osmanlı padişahı kendi otoritesi dışında ayanların, ki güçlü hem silahları hem toprakları olan grupların otoritesini ve varlığını kabul edecektir. Bu anlamda demokrasi tarihi açısından önemli bir olaydır. Ancak ayanların nasıl ortaya çıktığına bakarsanız da Batı'da feodalizm çökerken Osmanlı'da adına tam feodalizm diyemeyeceğimiz bozulmuş feodalizm biçiminde tımar sisteminin bozulmasıyla beraber
iltizam sistemini, mültezimlerin ortaya çıkması, arkasından silahlı ve toprakları olan grupların, ayan gruplarının ortaya çıkması ki yakın bir süre kadar, bir süre sonrasında bunları artık toprak sahipleri diye adlandıracağımız gruplar ortaya çıkmaya başlıyor. Osmanlı Devleti için özellikle ayaklanmaların artması, malum 19. yüzyıl aynı zamanda milliyetler çağı. Yani Fransız ihtilalini yarattığı ulusçuluk akımıyla beraber imparatorluklar birer birer çözülmeye başlıyor. Çünkü her topluluk kendi devletini kurmaya girişiyor. Özellikle yoğun, belli yerlerde yoğun olarak bulunuyorlarsa. Bu nokta itibariyle baktığınızda Tanzimat Fermanı Osmanlı'nın çöküşünü önlemek açısından en önemli gelişmelerden birisi. Esasen baktığımızda egemenliğin kaynağını yine değiştirmediğini görüyoruz. Ama bir şey önemli burada da. İlk defa 3 Kasım 1839'da Gülhane Parkı'nda okunarak kabul edilen Mustafa Reşit Paşa'nın okuduğu Tanzimat Fermanı'yla ilk defa Osmanlı Padişahı ırk, dil, din farkı gözetmeksizin bütün tebaanın can, mal, ırz, namus güvenliğini sağlayacağını, adil bir vergi sistemi kuracağını, askerliğin sınırlandıracağına ve adil bir adil adaletin, adalet sisteminin adilane olmasını sağlayacağına yemin eder. Şimdi yemin ettiği zaman bunun etmemesi, daha doğrusu yemine uymadığı noktada bir cezai usul söz konusu değil ama buna rağmen bu bir anlamda bir ilk teşkil edecektir. Bir de yine Tanzimat Fermanı'na bağlı olarak vilayet meclisleri kuruluyor. İlk defa çok kısıtlı da olsa vilayet meclislerine sıradan halk değil ama yörenin önemli kişilerinin katılması, vilayet meclislerinde görüşlerini ifade etmeleri bir anlamda kısıtlı da olsa halkın yönetime katılması noktasında biz önemli bir gelişme olarak addediyoruz. Bu tarihten itibaren Osmanlı'da önemli bir değişim de artık geleneksel bürokrasinin yerine, yani ulemanın ya da ilmiye sınıfının ağırlığında olan bürokrasinin yerine artık modern bir bürokrasinin ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle modern okullarda okumuş, dil bilen, tercüme odalarında yetişmiş gençler, yeni kurulan modern anlamda askeri okullardan yetişen gençler, yüzyılın sonunda askeri ve sivil bürokrasi dediğimiz yeni bir yapıyı ortaya çıkaracaklardır. Askeri ve sivil bürokrasinin temel temsilcisi olarak baktığınızda da eminim birçoğunuzun adını bildiği İttihat Terakki ortaya çıkacaktır. İttihat Terakki bir neden değil, aslında Osmanlı dönüşümünün bir sonucu olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlerin giderek kendi bağımsızlıklarını kazanma çabaları içerisine giriyorlar. Bu noktada devletin geleceğinden kendini bağımlı gören bir topluluk gene Türkler olacaktır. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde de ulusçuluk düşüncesine en son, milliyetçilik düşüncesine en son ulaşan Türkler olacaktır. Nitekim herkesin birer birer terk ettiği, gemiyi terk ettiği ortamda Türk Müslüman unsur ki devletin aslında gelirinden en az pay alan, savaş deyince en çok giden ama buna karşılık yeteri kadar toprağa bağımlı olmak ya da yeni açılan askeri okullar ya da modern okullara devam etme dışında devlete olan borçlarını kanla ödeyen bir yapı içindedir Türk grupları, Türk Müslüman gruplar. Dolayısıyla onlar devletin çöküşünden kendilerini sorumlu tutarak devletin çöküşünü önlemek adına bir takım çarelere girişiyorlar. Ve 1865'te Genç Osmanlılar Cemiyeti ya da Osmanlı Hürriyet Cemiyeti bu amaçla kurulacaktır. Onlar için tek neden, daha doğrusu devletin çöküşünü önlemek için tek bir çare var. O da meşrutiyetin ilan edilmesi. Meşrutiyet onlar açısından Osmanlı'nın kurtuluşu demek. Çünkü padişahın mutlak otoritesinin sınırlandırılması anlamını taşıyor. Bu anlamda Namık Kemal'lerin, Ziya Paşa'ların başlatmış olduğu, Mithat Paşa'ların desteklemiş olduğu ve nihayetinde Mütercim Mehmet Üçlü Paşa gibi geleneksel bürokrasinin
ya da Seraskerli Süleymanlı Paşa gibi, Süleyman Paşa gibi askeri grupların da desteğiyle 1876'da Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, akabinde 5. Murat'ın 3 ay süreyle geçici olan bir taht dönemi, en sonunda da meşrutiyeti ilan edeceğine söz veren 2. Abdülhamit'in tahta çıkarılması. Ve 1876 23 Aralık'ında ilk defa Osmanlı'da bir yasa, temel yasa, anayasa ortaya çıkar. Bakın Osmanlı'daki anayasa diğer kendi içindeki gayrimüslim unsurlardan bile daha sonradır. Çünkü nizamname hazırlama hakkını ıslah fermanıyla alan gayrimüslimler, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler kendi cemaat nizamnamelerini hazırlıyorlar ki nizamname dediğimiz bugünkü anlamda anayasa diye, tabi tam anlamıyla bugünkü anayasaya uygun olmasa bile ilk anayasalar olarak Osmanlı tarihinde anılacaktır. Tabi birinci meşrutiyette kabul edilen kanun esası bugünkü bildiğimiz anlamda meşruti monarşiye de uygun değildir. Çünkü padişahın yetkileri kısıtlanmamıştır. Padişahın anayasanın ilk 7 maddesine baktığınızda aslında daha önce bilinen padişah haklarının bir kere teyit edildiğini ve yazılı hale getirildiğini görüyoruz. Çünkü meclis açma kapatma yetkisi padişaha aittir. Meclisin savaşa barışa karar verme yetkisi yoktur ve bu tamamen padişaha aittir. Aynı şekilde kanun çıkarma hakkı padişaha aittir. Padişahın hayır dediği hiçbir kanunun kabulü mümkün değil. Dolayısıyla bu tür durumda kabineyi oluşturma padişahın hakkıdır. Sadrazamı atar. Aynı şekilde heyet-i mükellayı tamamen padişah oluşturur. Dolayısıyla birinci meşrutiyet çok kısa sürecektir zaten. Yaklaşık bir yıl devam edecek. Daha sonrasında Osmanlı-Rus Savaşı gerekçe gösterilerek askıya alınacaktır. Bu dönem sonrasında 2. Abdülhamit dönemi büyük oranda tahtı da korumak kaygısıyla bir istibdat ya da baskıcı dönemle sonuçlanacaktır. Ama bu dönemin önemli bir noktası çok sayıda modern okulların açılmış olmasıdır. Ve bir nevi 2. Abdülhamit kendi karşıtlarını bu okullarda yetiştirmiş olacaktır. Ki özellikle kadın eğitimi konusuna belki ayrı bir parantez açmak lazım. Özellikle bu dönemde darül muallimatların sayıları ya da kızlar için sultanelerin açılması bu dönemde gerçekleşecektir. İttihat ve Terakki uzun süren 1889'da başlayan mücadelesi 1908 10 Temmuz'unda meşrutiyetin ilanıyla sonuçlanacaktır. İkinci meşrutiyetle beraber tam anlamıyla bir meşruti monarşinin oluştuğunu söyleyebiliriz. İkinci Abdülhamit'in tahttan indirilmesi sonrası ki 31 Mart olayından sonra gerçekleşecektir. Anayasada yapılan değişiklikle tam anlamıyla bir meşruti monarşi rejimi kurulacaktır. Bu anayasa değişikliğine göre meclisi açma kapatma yetkisi meclisin kendisine aittir. Yasa yapma hakkı meclise aittir. Padişah sadece sadrazama atayabilir. Yine heyet-i mükellayı oluşturma hakkı sadrazama aittir. Aslında tüm bu gelişmeler meşruti monarşi süreci, ilk siyasi partilerin bu dönemde kurulması bizim parlamenter deneyimimiz çok uzun olmasa bile, yani 1908-1918 gibi bir dönem olsa da yine de sağlanmış olacaktır. Buna rağmen açıkçası Meclis-i Mebusan'ın kayıtlarına baktığınız zaman kendilerinden beklenenin çok daha üstünde bir performans göstereceklerdir. Birinci meşrutiyette de öyle. Meclis-i Ayan, Meclis-i Mebusan var ama Meclis-i Mebusan'daki milletvekilleri Osmanlı-Rus Savaşı devam ederken padişahı eleştirmekten geri durmayacaklardır. Aslında kapanma gerekçelerinden bir tanesi de resmi gerekçe olmasa bile bu olacaktır. Bu anlamda halk gerçekten kitlesel anlamda bir halkın tepkisiyle, alttan gelen bir istekle olmasa bile Osmanlı aydınları, bürokratları, asker sivil bürokrasi yeni dönemde bir parlamenter rejimin savunucuları olacaktır. Nitekim bu süreçte 1918 mütareke sonrasında meclisin feshedilmesiyle beraber aslında yeni bir dönem başlayacaktır. 1918'den itibaren başlayan bu hareketlerde, nitekim Aralık 1918'de
Ahmet Tevfik Paşa tarafından Meclis-i Mebusan'ın feshedilmesinden itibaren bir sonraki seçim dönemi ta ki son Osmanlı Mebusan Meclisi için 12 Ocak 1920'de söz konusu olacaktı. Ancak bu dönemde işgallere karşı başlayan, halkın başlattığı hareket, Kuvayi Milliye, Müdafaa Hukuk Cemiyetleri Türk halkının refleksi gibi, işgallere karşı İstanbul hükümetinin bir şey yapmaması karşısında halk kendi kaderini eline almaya talip olduğunu gösterir. Nitekim, evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi 20 Nisan 1920'de açılmıştı. Evet, Cumhuriyet 29 Ekim 1923'tedir ama temelleri Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktıktan hemen sonra 22 Haziran 1919'da Amasya'da açıklamış olduğu genelgede yeni yönetimin ortaya çıktığını açıklık ifade edecektir. Çok basittir aslında. Egemenliğin kayıtsız koşulsuz ulusa ait olduğu ilkesi meclis açıldıktan sonra kabul edilir. Ama Amasya genelgesine baktığınızda der ki ülke, millet kendi kaderini kendi eline alacaktır. Çünkü aslında böyle bir durumda mevcut olan iktidar İstanbul hükümeti görevini yerine getirmediği için ülke yok olmuş görünmekte. Bu durumda milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır sözleri aslında binlerce sayfa kitap yazsanız açıklayabileceğiniz bir sözdür. Çünkü Amasya Genelgesi bir ihtilal beyannamesi olarak anılır. Nedeni de şudur. Siz halk kendi kaderini kendi eline alacak diyorsanız monarşiyi ne yapacaksınız? Çünkü ülkede bir monarşi var. Başta padişahın olduğu bir rejim var, bir saltanat var. Ne olması gerekiyor? Ulusal egemenliğin yerleşebilmesi için bir kere hanedanın, saltanatın ortadan kaldırılması gerekiyor. Dolayısıyla ulusal egemenliğin ifade eden tek bir rejim var. O da zaten o tarihler için cumhuriyet olacaktı. Bu tür durumda aslında daha sonrasında ifadesini bulacak olan Sivas'ta Ulusal bir Kongre'nin toplanması gerekliliği ifadesiyle yeni devletin kuruluş hazırlıkları sürecine de girildiğini söyleyebiliriz. Nitekim 23 Temmuz'da toplanan Erzurum Kongresi kararları çok nettir. Kuvayi Milliye'yi amir ve irade-i milliyi hakim kılmak esastır. Çok basit. Bundan sonra tek bir ilke var. Ulusal egemenlik ilkesi olacak. Nitekim bu dönemde Atatürk'ün iki ilkesi de uygulamaya konulmuştur. Birisi milliyetçilik, ulusçuluk, diğeri halkçılık ilkesidir. Bu dönem itibariyle heyeti temsiliye kurularak meclis açılmadan önce aslında ulusal egemenliğin ilk uygulama biçimi de başlatılmıştı. Nitekim Sivas Kongresi kararlarına bakarsak eğer bütün cemiyetler tek çatı altında toplanmış, heyeti temsiliyeye bağlanmış, heyeti temsiliyenin sayısı 16'ya çıkarılmış, başkanı da gene Erzurum'da olduğu gibi Mustafa Kemal olacaktır. Nitekim aslında yeni rejimin gidiş yolu bellidir. Nitekim daha sonraki döneme baktığımızda İstanbul hükümeti tanımak zorunda kalacak. Arkasından meclisin açılması konusunda hemfikir olarak önce meclisin İstanbul dışında başka bir yerde toplanmasını isteyeceklerdir. Ancak bu söz konusu olmayacak çünkü ağır basan görüş Mustafa Kemal'in görüşüne rağmen ağır basan İstanbul'da toplanmasıdır ve Mustafa Kemal bunu kabul etmek zorunda kalacaktır. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin yaptığı en önemli şey hiç kuşkusuz Misak-ı Milliye'nin kabulüdür. Ancak 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgali sonrası milletvekilleri apar topar bir karar almayı da ihmal etmeyeceklerdir. Güvenlikleri uygun olmadığı için geçici olarak meclisin tatil edildiğini ifade edeceklerdir. Dolayısıyla meclisi daha sonrasında padişah feshedecektir ki damat Ferid'in sadaretiyle beraber 11 Nisan 1920'de son Osmanlı Mebusan Meclisi feshedilecektir. Mustafa Kemal 19 Mart'ta bir bildiri yayınlıyor. Diyor ki bir an evvel seçimlerin yapılması her yuvadan, her vilayetten 3'er temsilcinin seçilerek
süratle Ankara'ya toplanması gerekli diyor. Aynı zamanda İstanbul'dan kaçabilenlerin en kısa zamanda Ankara'ya ulaşmalarını talep edecektir. Nitekim meclisi ve bu zaman kapalı değildir Ankara Meclisi. Nitekim 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi yaklaşık 115 milletvekilinin katılımıyla açılır. Büyük Millet Meclisi'dir adı ilk önce Türkiye'si, daha sonrasında eklenecektir. Ama Büyük Millet Meclisi'nin ilk aldığı kararlara baktığınızda bu çok çarpıcı, kendi adına yaraşır bir noktadır. Olağanüstü bir meclistir her şeyden önce. Olağanüstü yetkilere sahip bir meclistir. İlk aldığı karar da egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir ifadesidir. Ve daha sonrasında 21 Anayasası'nda yerini alacak olan, ikinci madde olarak da yerini alacak olan ifadede egemenliği Türk halkı adına Türkiye Büyük Millet Meclisi kullanır. Ve hemen devamında der ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde hiçbir güç yoktur. Aslında bu ifade kullanıldıktan sonra saltanat da, hilafet de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetimine sokulmuştur. En önemli Kurtuluş Savaşı'nın başarısında bana kalırsa en önemli nokta yapılan her şeyin hukuksal anlamda bir zemini olmasıdır ve her şeyin meşru olmasına dayanıyor. Mustafa Kemal bile olsa hukuk dışı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararları dışında bir uygulama yapması söz konusu değildir. Gerektiğinde mesela kendi ulusal egemenliğe, egemenlik hakkına saygı, egemenlik hakkına uygun olmadığını milletvekilleri açık biçimde söylüyorlar. Beni çok etkileyen bir şey var mesela, bunu paylaşmak isterim. Bana kalırsa Türkiye tarihinin en demokratik meclisi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ne, şunu sorabilirsiniz, ya 100 yıl önceki meclis niye bu kadar demokrat olsun? Şunun için, siyasi partilerin olmadığı bir ortamda milletvekilleri istedikleri şeyi düşüncelerine özgürce ifade edebiliyorlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bugün gelişmiş ülkelerde değil ama bizim gibi daha az gelişmiş ya da gelişmeye çalışan ülkelerde genel anlamda siyasi partilerde liderlerin mutlak egemenliği olduğu için genel anlamda parti kararı, grup kararı alır. Arkasından mecliste milletvekili parti ya da partinin kararına göre oy vermek zorundadır. Sonunda sadece elini indirip kaldırmaktan öte bir işlem olmayacaktır. Genellikle tartışmalar grupta olacaktır. Burada bir örnek söyleyeyim. İzmit Milletvekili Sırrı Bey, biz onu aynı zamanda 1. Mecliste ilk muhalif olarak da adlandırıyoruz. Gerçekten ilk muhaliflerden birisi. Başkomutanlık kanunu görüşülürken, Mustafa Kemal Başkomutanlık kanunun meclise verildiği zaman bir, orduların başına geçmesi, ikincisi de ikinci noktada meclisin savaşla ilgili yetkilerinin Mustafa Kemal'e devrildi. Kapalı oturumda ciddi tartışmalar yaşanır. Sırrı Bey der ki, biz milletvekili seçilirken, mebus seçilirken bu yetkileri size vereceğimize dair halktan izin almadık. Dolayısıyla bu yetkiyi size veremeyiz diyor. Bu çok önemli bir çıkış. Bir anlamda halktan aldığı yetkiye ne kadar bağlı olduğunun ifadesi. Nitekim Mustafa Kemal oturuyor bu açıklamaları. Yapıyor, neden olduğunu yapıyor. Ve bu aslında 1. Meclisteki milletvekillerinin kendi yetkilerine nasıl sıkı sıkı sahip olduklarını, bunun nedeninin de halka duyduğu sorumluluktan olduğunu görüyoruz. Bu son derece önemli, son derece etkileyici bir olay. Ama daha sonrasında Türkiye'deki parlamenter rejimde tabii bu durumun aynı ölçüde işlediğini maalesef yeterince göremiyoruz. 1. Mecliste eğitim seviyesi olarak baktığınızda da en eğitimli kesimdir. O günün koşullarına göre. Bugünün değil, o günün ortamında en eğitimli kesim olduğunu görüyoruz. Toplumun her kesiminden, din adamlarından, asker sivil bürokrasiden, tüccarından, serbest meslek sahiplerine kadar, çiftçisine, işçisine kadar her kesimin temsil edildiğini görüyoruz. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşler birbirinden çok farklı ama ortak noktaları vatan sevgisi,
millet sevgisi ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması olacaktı. Bu dönem itibariyle bakıldığı zaman artık yeni bir devletin her alanda hazır mücadelesi vardı. Mesela İstiklal Marşı'nın kabulü. İstiklal Marşı yeni devletin marşı olacaktır. Türk bayrağının ölçülerinin belirlenmesi, ay yıldızlı bayrağın kabul edilmesi. Aynı noktada yeni anayasanın 20 Ocak 1920'de kabulü. Bu anayasanın ek bir maddesi var ki bu madde-i münferide dedikleri ek maddede hilafetin ve saltanatın geleceğini de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karar vereceğini ifade ediyor. Bu nokta itibariyle baktığımızda 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni demokratik bir ülkenin ulusal egemenliğe dayanan bir devletin oluşumu için her şeyi hazır hale getirmiştir. Bu noktada baktığımız zaman bu dönem itibariyle Cumhuriyet'in ilanı aslında beklenen bir gelişme. Yani şaşırtıcı bir unsur değil. Sadece zaman kavramı söz konusu olacaktır. Peki birinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugünkü bildiğimiz parlamenter sistemden temelde farkı sadece siyasi partilerin olmaması değildir. Bu dönemde bir meclis hükümeti sistemi vardır. Nedir meclis hükümeti sistemi? Bugünkünü az çok biliyorsunuz. Seçimleri kazanan X partisine Cumhurbaşkanı görevi, başbakanlık görevini veriyor. Başbakan kabinesini oluşturuyor. Akabinde Cumhurbaşkanı'nın onayını alıyor. Meclisten onay alıyor ve kabine göreve başlıyor. Kabinedeki bütün üyeler başbakana karşı sorumlu oluyor. Ama 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baktığımız zaman burada her bakan tek tek seçiliyor. Diyelim ki Milli Eğitim Bakanı seçilecek. Oylama yapılıyor. Bunun belli bir oranı var. O oranı alan Milli Eğitim Bakanı. Ekonomi Bakanı seçilecek. Tek tek seçiliyor. Dolayısıyla kabineyi düşünme yetkisi ya da bakanı görevden alma yetkisi meclise ait. Meclis başkanı aynı zamanda heyeti vekilinin de başkanı olacaktır. Dolayısıyla 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla beraber parlamenter sisteme geçiş tam olarak söz konusu olacaktır. Hükümet şekli olarak egemenliğin ulusa ait olduğu, Cumhuriyet rejiminin bir devlet şekli olduğu kabul edilecektir. Bu dönem itibariyle nedir? Niye ulusal egemenlik diyebilirsiniz? Mesela belki de şu soru aklına gelebilir. Bugün demokrasi var ama niye Cumhuriyet? O günlerde yok muydu acaba demokrasi kavramı gibi bir soru belki aklınıza gelebilir. Şöyle söyleyeyim, demokrasi dediğiniz kavram daha çok 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaygınlık kazanacaktır. 1920'lerin dünyasında ulusal egemenliğin en net uygulandığı yönetim biçimi Cumhuriyet'tir. Bu nokta itibariyle baktığınız zaman Mustafa Kemal'in savaş başladığı andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti'ni 3 temel üzerine oturtmaya çalıştığını görüyoruz. Aslında bunların hepsi o çağ içindedir. Çağın yönetimi ulus devletidir artık. Onun dışında kalmak mümkün değildir. Bir ulusal bir devlet olacaktır. Dikkat ederseniz Misak-ı Milli gibi hep başında milli kelimeleri vardır. Bu noktada yeni devlet milli olacaktır, ulusal olacaktır. İkinci nokta, bu yeni devletin yönetimi ulusal egemenliğe dayanacaktır. Üçüncü nokta, bu devletin yaşayabilmesi için tam bağımsız olması koşulu olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde yükseldiği 3 temel, ulusal devlet, ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık olacaktır. Nitekim bu tamamlandıktan sonra 1923'ten itibaren Yeni Türkiye'nin çağdaş bir toplum ve devlet olabilmesi için de çok sayıda devrimler gerçekleştirilecektir. Bu devrimler gerçekleştirilirken esas nokta layık ve demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti oluşturma arzusuna yöneliktir. Aslında artık 1923-24'ten itibaren Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerden bir farkı yoktur. Bu noktada atılacak bazı adımlarla çok daha öne geçme, çok daha refah içinde yaşama arzusundan kaynaklanacaktır. Bu
devrimlerin yapılmasında da esas esin kaynağının, başında söylediğimi tekrar belirtmekte fayda var, eski Türk toplumu gelenek ve törelerinden olacaktır. Nitekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilirken dönemin en yaşlı vekillerinden Edirne Milletvekili Şeref Bey şöyle der: belki bizim yaptığımız şey daha önce doğmuş olan çocuğa ad vermekten ibarettir. Biz daha önce doğan çocuğa şu anda ad vereceğiz. Bu ad bazılarına hoş gelmezmiş, varsın gelmesin şeklinde ifade ediliyor. Nitekim 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılırken Mustafa Kemal bunun mutlaka yapılacağını, Osmanlı'nın Türklerden yönetimi zorla aldığını, şu anda yapılan şeyin de egemenliği asıl kaynağına teslim etmekten ibaret olduğunu belirtecektir. Dolayısıyla ulusal egemenliğin tam olarak gerçekleşmesi söz konusudur ama bitmiş midir, yok? Hayır. Sıra nerededir? Parlamenter rejimin tam olarak uygulanmasında olacaktır. Bütün eksikliklerin batıdaki normların itibariyle demokrasinin tam olarak kurulmasıyla sağlanacaktır. Evet, adı cumhuriyettir. Bugünün karşılığı neden zaman zaman da bu tür tartışma da yapılıyor. Neden demokrasi değildir? Şöyle söyleyeyim. 1931'de Mustafa Kemal'in Medeni Bilgiler kitabında bizzat yazmış olduğu kitaba bakarsanız der ki cumhuriyetçilik ve halkçılık bir bütün olarak demokrasi ilkesine karşılık gelir. Dolayısıyla amaç sadece siyasi anlamda bir cumhuriyet rejimi değil, ekonomik, sosyal, kültürel noktaları itibariyle insanların kendini en iyi ifade edebileceği, çağa en uygun yaşayabileceği, insanca yaşayabileceği bir ortam kurmaktır ki hiç kuşkusuz biliyorsunuz rejim anlamında da en gelişmiş yönetim en azından şu an itibariyle demokrasi olacaktır. Bunun gerçekleştirilmesi için daha çok yol vardır. Çok farklı hayat denemeleri, ki şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet'in ilanından sonra hazırlanan 1924 anayasasıyla siyasi parti kurması yasak değildir. Nitekim terakkiperver serbest cumhuriyet fırkalıkta yayınları yaşanacak. Başarısızlığından sonra kadınların, ki toplumun çok önemli bir eksiği, kadının olmadığı bir demokrasi olmaz. Kadının seçimlere katılmadığı, seçmen olamadığı, seçilemediği bir demokrasiden dünyanın hiçbir yerinde söz etmek mümkün değil. Dolayısıyla bu eksikliklerin giderilmesi, halkın demokrasi kültürünü benimsemesinin sağlanması, demokrasi için her şeyden önce karnın iyi doymuş olması, yani ekonomik olarak kalkınma gereğini sağlamak için ilkeler ve değerler uygulaya konulacaktır ve 1945'te düşündüğü gerçekleşip çok farklı bir hayata geçerek Türkiye parlamenter anlamda bu gelişmeyi sağlamış olacaktır. Tabii Atatürk'ün başlatmış olduğu amaç bir başlangıç, nihai yolumuz çok daha uzun. Yapmamız gereken çok şey daha var. Ama bunlar açısından esin kaynağımız da Türk Kurtuluş Savaşı, bizden önce yapanların bu yokluk noktasında var olma, yok olma mücadelesi verdiği bir noktada bile hukuktan ayrılmamalı, anayasadan ayrılmamalı bizlere esin kaynağı olmalıdır. O yüzden ben 23 Nisan 1920'nin yıldönümü, evet belki 3 gün geçti ama bu vesileyle ulusal egemenliğimize sahip olmanın büyük onur ve gururunu yaşıyorum. Umuyorum sizler de bugünlerde öncelikle kutlamanın da ötesinde, bir taraftan da hepimizin içinde bir çocuk olduğu için aynı zamanda hepimizin bir bayramı diye de değerlendiriyorum açıkçası. Bu bayramları kutlarken bugünlerin bu noktalarını düşünmeliyiz ki yarın büyüklerisiniz, karar vericileri sizler olacaksınız. Türkiye'yi sizler çok daha iyi bir yerlere taşımak gibi bir misyonunuz olacak. O yüzden bugünlerin esin kaynağını, Kurtuluş Savaşı'nı yapanlar bize bugünleri armağan edenler olması gerektiğini düşünüyorum. En başta Mustafa Kemal'in ve diğer silah arkadaşlarının mücadeleye isimsiz, sayısız destek veren bütün vatanseverlerin aziz hatıraları önünde de bugünlerde bir kere daha saygıyla anmak, onlara minnetlerimizi, şükranlarımızı bildirme gereğini duyuyorum. Sizlere de bugün de dinlediğiniz için, katıldığınız, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Nice 23 insanları
çok daha coşkuyla, çok daha iyi, çok daha refah bir Türkiye'de yaşayalım diyorum. Çok teşekkür ederim. Kocaeli Üniversitesi'nden üniversitemize konuk olan ve önemli bilgileri bize paylaşan kıymetli hocamıza, Doçent Doktor Esma Tonçelik hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hocam sizi biraz daha bekleteceğiz. Kıymetli hocamıza teşekkür belgesini ve çiçek takdirini takdir etmek üzere Doçent Doktor Sabri Doktor hocamızı sahneye davet ediyorum. Diğer konuşmacımız Hüseyin Kadar hocamızı da sahneye davet ediyorum. Kıymetli hocamıza teşekkür belgesi takdirini yapmak üzere Türk Dil Edebiyatı Bölüm Başkanımız Doçent Doktor Recai Hocamızı sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer konuklar, programımız burada bitmiştir. Teşriflerinizden dolayı kıymetli hocalarımıza ve size teşekkür ediyoruz. Evet, fotoğraf çekilmek için sizleri de sahneye davet ediyoruz. Buyurun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepiniz gelin şöyle bir fotoğraf çekin. Fazilet.